Belircim, o müzik sesi ne? Müzik mi dinliyorsun orada? Odanı toplayacaksın değil mi? Tamam Belircim, biliyorum. Çok garip bir vlog açılışı oldu. Belir ılısını toplayacak, evet. Toplayacak, yani çok dağınık değil. Normal, masasının üstü dağınık. Yatakta da zaten yattığı için. Orası dağınık. Ondan sonra yerde birkaç çorap var. Seni şu anda rezil etmekle meşgulüm. Hemen topla, tamam mı? Evet, ben de ani bir kararla şu anda bir vlog açmayı şey yaptım kendime. Görev bildim. Dolu Toygar. Toygar geliyordu arkamdan bir hışımla. Lavabo dolu. Gördüğünüz gibi burada bir sepet dolusu dağ oluşmuş bir şekilde. Çamaşırlar var. Bunlar katlanıp ütülenmeyip yerleşecek olanlar. Bir de şu görmüş olduğunuz kelanın içerisinde çamaşırlar var. Şimdi onları göstereceğim size. Onları da toplayacağım. Ama önce şunları bir halledeyim. Ondan sonra onları şey yapayım. Bir ama oraya bir girelim. Evet, buraya giriş yapıyorum. Şuraya. Allah, artık var ya. Hiçbir yere sığmıyorum ben. Hiçbir yer. Her yerden bir şey dökülüyor. Evet, herkese merhaba bu arada. Dediğim gibi garip bir vlog açılışı oldu ama ani bir kararla vlog açtım. Çünkü biz Merzifon'dan aslında bayramın 3. günü dönecektik ama dönemedik, kaldık. Ondan sonra pazar günü döndük. Yani uzattık anlayacağınız şeyi, Merzifon tatilimizi. O yüzden de gelince aşırı derecede bir çamaşır şeyi oldu tabii ki de. İşte getirdiklerimi yıkadım, ettim, bilmem ne. İşte evdeki yıkanacaklar falan filan derken şu arkamda birazını görüyorsunuz. Bir de yarın İngiltere'den misafirlerimiz gelecek. Ünsal abi ile Jill. Ünsal abi Türk, Jill şey İngiliz. Evet, isimlerinden de anladığınız üzere. Onlar gelecek. O yüzden de bunları halletmem lazım. Yani aslında işte yani cumartesinin vlogu olmuş olacak bu. Onu da yetiştirmek için bugünden çekeyim ki dedim. Çünkü onlar varken hani misafir ağırlayacağımız için pek vlog çekemem diye düşündüm. Daha doğrusu onlar varken vlog çekmek istemedim. Şimdi onlara da böyle kamera tutmak istemedim yani. Yabancı değiller aslında. Çok yakın arkadaşlarımız ama yine de hani o yüzden hani böyle bir garip bir vlog olabilir bu. Yani böyle çamaşırlı, işte daha sonrasında ne olur hiç bilmiyorum ama şimdilik çamaşırları yerleştireceğim için, bunları halletmem gerektiği için böyle açayım dedim. Şurada bir adet yastık yıkamıştım ama bu kurumadı. Şöyle yüzüğüyle birlikte atmıştım kısa programa. O burada dursun, kurusun. Soyunma odasının kilimini, şöyle bir kilim, böyle dandirik geçici işte, hani yakın zamanlarda buraya taşındığımızda, yakın zamanlarda hemen ev alırız diye böyle yalandan bir kilim alıp oraya atmıştım böyle pazardan. O kilim zaten böyle kenarları menaları falan da koptu hep ama yine de bunu seriyorum yani oraya. Bakın şöyle şöyle bir şeyler oldu. Çamaşır vlogu olsun bu. Evet, şimdi adını buldum. Çamaşır vlog. Çamaşırları katlıyorum vlogu. Evet, bunu şey yaparız. Beyazları yıkamıştım. Onları serdim. Ondan sonra renkliler var. Ütüler. İşte dedim ya, Merzifon'dan getirdiklerimi falan yıkamıştım. Neyse, anlayacağınız bunları toplayacağız. O zaman başlayalım bence, daha fazla çene yapmadan. Önce bir ütüleri ayırayım bence. Neyeceğim? Buraya geldi şimdi de bak. Daha fazla çamaşır getirdi. Daha fazla yığdı oraya. Şu ütü mü? Ütü değil. Burada ütülenecek bir şey var mı acaba? Şu varmış. O kadar çok birbirine karıştılar ki yani size anlatamam. Bir şey daha var burada. Bu da ütü olabilir. Ne? Bak, ben odayı topla diyorum. Oradan bana bağırıyor, aşağı iniyorum diyor. Bu kıza ne zaman iş versem ben aşağıya iniyorum diyor. Kimle gidiyorsun?
var ya. Odan ne olacak? Gelince toplarmış. Hele bir toplama da seni geberteyim. Bu neymiş? Evet. Bu da ütü, bu da ütü, pembe eşofmanım. Bu eşofman ne zaman giysem benimle dalga geçiyorlar. Sanki çok garip bir şeymiş gibi pembe eşofman giymek. Yani neden böyle yapıyorlar hiç bilmiyorum. Herkes giyiyor pembe eşofman. Neyse. Değil. Bu ütü değil. Bu ütü. Evet, geri kalanlar ütü değil. Bunları şimdi hemen ütülerin olduğu sepete götüreyim. Ondan sonra da gelip bunları şey yapayım, toplayayım. Ondan sonra da yatağın üstünü yağalım. Çünkü başka türlü şey yapamam. Halledemem bunları. Katlayamam daha doğrusu. Orada katlarız müzik eşliğinde. Çuval. Ay, kamera aşağıda kalmış. Bir çuval çamaşırla birlikte geldim. Evet. Sizi karşıya koyayım. Ondan sonra da bunları katlamaya başlayalım. Çamaşırları katlama bitmedi ama bunu buraya serelim. Burası temizdi zaten sabah. Süpürüp silmiştim. Şöyle soyunma odasının ortasında duran böyle bir kilim. İşte şurası çok kötü duruyor ama artık neyse, birkaç ay daha, birkaç hafta daha bizi idare etsin. Sonra şunlar benim evde giydiklerim. Şuraya koyalım. Katladıklarımı yerleştireyim ki böyle oraya birikmesin. Ki var ya, bakın bunlar mesela kışın işte giydiklerim.
karışmış. Bir bu taraf, bir bu taraf vardı. Bir üçüncü sıra daha olmuş. Çünkü artık sığmıyor. Normal dışarı giydiğim şeyleri işte sıkılıp böyle evde giyme kıyafeti yapıyorum. Burada da tamamen yazlık olanlar var. Şunu da dün aldım. Bir tane daha ekledim. Sanki hiç yokmuş gibi ama çok hoşuma gitmişti. Şöyle ananaslı. Ondan sonra cama habire doluyor işte. Yani eksiltiyoruz eksiltiyoruz ama yine de şey yapıyor. Habire yeni alındığı zaman da işte böyle sığmıyor. Aslında yukarıda bir boş raf daha var ama oraya kim uzanacak? Bakın mesela böyle alınmıyor. Neyse burası da böyle. Biraz karışık gibi görünse de elimi attığım zaman istediğimi alabiliyorum yani bulabiliyorum burada. Evet, sizi başka bir açıya aldım. 1, 2, 3 deneme bakayım çekiyor mu? Evet çekiyor. Biraz da sohbetli katlama yapalım dedim. Şimdi Okan'ınkileri yerleştirdim. Berlin'kiler falan duruyor. Şu çamaşırlar falan. Onlar kalsın burada. Bir adet daha havlu kalmış. Bunlar bizim banyoya gideceği için. Sesim geliyor mu? Bunlar bizim banyoya gideceği için. Bunları ayrı katladım. Bunlar da diğer o büyük ortak banyoya gidecek. Biraz da üşür gibi oldum. Böyle üstüme bir şey giyeyim geldim. Bugün hava çok güzeldi ama şey oldu. Bozdu hava. Bir markete gittim böyle bir kahvaltılı bir şeyler alayım diye işte misafirimiz gelecek diye. Şey üşüdüm. Nasıl olacağım? Şurada Beren'in yatak örtüsü. Bunu da bir düzgünce katlayalım mı? Yani var ya şu anda bunları katlayabileceğim tek yer burası. Başka yatak örtüsü seri olduğu için belirlen. Onu da şuraya koyalım. Sonra yine burada çoraplar, matlar falan var. Onları en son yaparız. İşte böyle İngiltere'den misafirlerimiz gelecek demiştim zaten videonun başında. Dedim ya yani. Onlarla işte böyle cumartesiye kadar burada olacaklar. Cumartesi sabah geri uçuyormuşlar. Şimdi Merzifon'dalar. Merzifon'dan gelecekler. Ünsal abigil de Merzifonlu olduğu için. Sonra böyle yani. Evet bunlar Berlin. Berlin tatlıları herhalde. Bunları niye çıkarmış acaba? Bunlar da yıkanmış. Ne ara giydi hiç bilmiyorum. Daha yaz gelmeden. Ondan sonra cama. Kimet bakayım. Bedenlere göre ayırıyorum artık. O kadar çok aynı beyaz ve şey siyah tişört var ki belirlenmiş. Onu da şuraya koyalım. Bu benim. Diğerlerini kaldırdım. Şimdi habere yine çıkıyor. Şu da benim de. Pijama. Şu yine belirlen. Çamaşır var ya. Hiç bitmiyor. Hiç daha böyle. Yani şu katladıklarım iki gündür mü? Evet, iki gündür çıkanlar falan da filan da derken bir de daha böyle bir dağ var orada. Daha bir de Toygar'ın odasındakiler var. O da odasını toplayacak. Hep bir yere sermiş böyle. Bunlar toplanacak. Daha fazla çıkacak çamaşır. Ütü de zaten yine dağ gibi oldu. Bütün işler neyse bunları ortadan kaldırayım da ütüyü falan da şey yaparım. Misafirlerimiz gittikten sonra yaparım. Bir adet büyük bir havlu. Şurada ütüymüş bakın. Buraya karışmış. Daha bir tane daha var altında. Evet, hepsi birbirine karışmış gördüğünüz gibi. Var ya, artık bir şey yapmak istiyorum. Taşınmak istiyorum. Bir an önce gitmek istiyorum. Böyle kendi evimize böyle düzgünce bunları böyle yerleştirmek istiyorum. Ama daha var. Taşınmamıza daha var. Yani böyle birkaç ay sonra falan. Bu çarşaf neymiş? Ha, bizimmiş. Lastikli çarşaf. Bunlar katlaması da bir gıcık ki. İşte birkaç ay sonra böyle hani daha çok böyle yaza doğru
İnşallah taşınırız diye düşünüyorum. Yani şimdilik net bir tarih yok. Bunu da böyle var ya katladım ama pataklamış gibi oldu. Neyse. Evet. Ben hem katlıyorum hem konuşuyorum ya yoruldum. En iyisi mi ben bunları bitireyim, yerleştireyim. Ondan sonra yoksa böyle bu iş bitmeyecek vlogla konuşarak bitmeyecek gibi yani yoruldum bir de size anlatacağım diye. O yüzden ben kendi kendime devam edeyim bence. Sepete koyduk ve bakın çamaşır katlayacağım diye bunu altıdan bu sefer yine soyundum. Bir tek çoraplar kaldı. Bunlar benimkiler. Ay, en belalı iş kaldı anlayacağınız. Çoraplar onları birleştirmek. Şunlar da Beri'nin çiftleri nerede? Çiftleri var mı? Bir tek olanları da içeriye götürürüm. Tövbe'de. Şeyde evin banyoda TikTok video çekiyor var ya anası YouTube'da o TikTok'ta orada bir şeyler yapıyor müzik sesleri geliyor ben burada çamaşırla cebelleşiyorum video çekeceğim diye. Neyse bir çift daha buldum bakın bir de bunu bulmuştum. Bu bunun çifti miydi? Evet Toygar'ın çorapları ve bitti zaten çamaşırlar. Bir tek bunları işte katlamak kaldı şunun da çiftini buldum. Hem sizle konuşayım hem de bunları katlayayım yine. Şunun çifti. Şunun çifti. Evet. Şurada bir adet daha buldum. Bu kimmiş? Bu benim. Benim. Şunun teki yok bakın. Bunun da teki yok. Bazılarının teki yok. Ha. Bir tane daha buldum. Neyse bunu da katlayayım. Ondan sonra vlogumuzu kapatalım. Evet çamaşır vlogunun sonuna geldik. Bu odada karanlık bayağı çünkü havada kararıyor. Böyle yani. Beni izlediğiniz için thank you. Şimdiden İngilizce konuşmaya başlayayım ki alıştırma yapayım. Jill'le İngilizce konuşacağız çünkü. Bir de anlaşamadığımız yerlerde de Ünsal abi bize çeviri yapacak. Böyle yani. Kanalıma abone olmayı, yorum bırakmayı, videoyu beğenmeyi de unutmazsanız sevinirim. Bu da böyle bir vlog oldu. Dediğim gibi başta da söylemiştim zaten. Beğenmezseniz de beğenirseniz de like'a basmayı unutmayın. Like unutmayın. Bir de abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.